Evet arkadaşlar, herkese yeniden selamlar. Bir başka Futbol Manager 2023 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda sizlerle birlikte Galatasaray'ın yeni transferi, Dünya Yıldızı olması beklenen Nicolo Zaniolo transferini incelemeye çalışacağım. Video detaylarına geçmeden önce hatırlatmak istediğim bir şey var. Bildiğiniz üzere ülkemiz kötü dönemlerden geçiyor. Çok büyük bir doğal afet, depremle sarsıldı ülkemiz. Bundan dolayı Destekleriniz bizler için çok önemli ee, bu dönemde. Bugün bugün orada, yarın bize olmayacağının e, garantisi yok. Bundan dolayı kanaldaki katıl butonundan kanala üye olduğunuz takdirde e, oradan gelecek tüm geliri sizlerle birlikte depremzedelere deprem bağışlayacağız. Ve Şubat ayı boyunca da AdSense gelirinin bir bölümünü yine depremzedelere bağışlayacağım. Onun için hassasiyetinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğeni atmanız tabi önemli. Neden önemli? Daha çok kişiye ulaşırsa daha çok destek toplayabiliriz. Abone olmayı da unutmayın diyelim. Nikola Zaniolo bildiğiniz üzere arkadaşlar 99 doğumlu 23 yaşında henüz ve Galatasaray'a 15 milyon euro karşılığında Roma'dan transfer oldu. Roma'da aslında Roma için çok büyük bir potansiyel kendisi ama Jose Mourinho ile de pek yıldızı barışmamış gibi duruyor ve bundan dolayı takımdan ayrılması istenildi. Kendisi 11 kere İtalya milli takım forması giymiş bir oyuncu. 30 milyon euro güncel piyasa değeri var ve bu piyasa değeriyle birlikte Türkiye Süper Ligi'nin en değerli oyuncusu olarak tarihe adını yazdırdı. Nicolo Zaniolo'nun şöyle bir kariyerine bakalım. Genoa altyapısında kendisi futbola başlıyor. Babası da eski bir futbolcu. Igor Zaniolo bildiğiniz üzere 1 Temmuz 2010'da Genoa altyapısından Fiorentina altyapısına transfer oldu. Genoa veya Genoa neyse işte. Fiorentina altyapısında 2015 yılına kadar forma giyen oyuncu U17 takımını 2015'te çıkıyor ve U17 takımından bir dönem Entella takımının U19 takımına gönderiliyor kendisi. Entella'dan kendisi gördüğünüz üzere arkadaşlar burada da zaten takip edebilirsiniz. Inter takımına 1.8 milyon euro gibi ciddi bir bedelle henüz yaşı burada kendisinin 20 bile değilken kendisi Inter'e transfer oluyor 1.80 milyon euroyla Burada o 19da gösterdiği iyi performans sonucunda Roma takımı 6.75 milyon euro karşılığında oyuncuyu transfer ediyor. Ve o günden bugüne yaklaşık 5 sezonluk dönemde Roma forması giyiyor. Son sezonda çok işler onun için iyi gitmiyor. Geçtiğimiz sezon hatta bir sezon futbol oynamasını engelleyen bir çapraz bağ sakatlığı. Tarihlere de iyi bakayım hatta şuradan yanlış olmasın. 2021-22 sezonunu oynamay oynamayarak geçiriyor kendisi gözüküyor. Şöyle performans bilgilerinden zaten detaylı olarak da görebiliriz arkadaşlar sakatlığının ne olduğunu 21 22 diye basıyorum ve 21 22'de forma şansı bulmuş 20 21'de mi oynayamamış kendisi. Evet 20 21'de oynayamamış. Tarih yanlış olarak vermek istemem. 20 21 sezonunda kendisi çapraz bal sakatlığı sebebiyle bir sezon futbol oynayamadı. Bunun etkileri de tabii ki devam etmiş gibi gözüküyor. 21-22 sezonunda aslında 28 maçta 2 gol, 5 asist ve toplamda 42 maçta forma şansı buluyor. 8 gol, 9 asistle iyi performans sergiliyor. Kariyerinde en çok forma giydiği takım Roma tabii ki. 128 maçta 24 gol 18 asistlik katkısı mevcut kendisinin aslında prime dönemleri de var oyuncunun o prime dönemlerinde en önemli sezon burada 33 maçta 8 gol 3 asistlik katkısının olduğu sezon olarak gözüküyor hatta temsilcilerimizden Başakşehir'e karşı da Roma ile birlikte Avrupa Ligi'nde 4-0 kazandıkları maçta bir gol bir asiste 90 dakika performans sergilemişti Zaniolo. Gerçekten çok iyi bir transfer. Transferi biraz sonra yorumlayacağım zaten arkadaşlar. Milli takım tecrübesi de var yaşına göre. İtalya ekolünün yıkılmasından sonra Juventus'un işte o Şike davaları, Milan'ın başından işte Berlusconi'nin ayrılması, Lazio'nun işte efendime söyleyeyim Parma'nın gibi takımların borç bataklarında olması, Napoli'nin yükselişi ve Roma'nın da altyapıdan Barella gibi Roma değil de daha doğrusu İtalyan futbolunun Barella gibi Zaniolo gibi yeni isimleri parlatmasıyla yeni bir döneme giriliyor. Zaniolo da bu parlak dönemi yeniden canlandırmak isteyecektir. Onun için güzel bir fırsat transferi Galatasaray için 15 milyon euro gerçekten bu seviyede bir oyuncu için çok büyük para değil ama Galatasaray bütçesini zorlayabilecek bir transfer ama baktığımız zaman 15 milyon euronun 3 taksit halinde ödeneceği de şey özür dilerim, 5 taksit halinde 3 milyon euro olarak ödeneceğini e, görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten önemli. E, oyuncu da yıllık 2.7 milyon euro alacakmış Galatasaray'dan. Peki futbol menajer de bu oyuncu nasıl arkadaşlar? Bir bakalım sizlerle birlikte. E, Zaniolo bildiğiniz üzere iyi bir oyuncu profili çizecektir zaten. Sağ açık ve 10 numara mevkilerinde oynayabilecek bir oyuncu. İlk etapta baktığımızda dribbling özelliğinin agresiflik, cesaret ve güç özelliğiyle birlikte hız özelliğinin topsuz alan özelliğinin çok iyi, kararlılık özelliğinde çok iyi olduğunu görüntülüyoruz. Zaniolo'da. Zaniolo 150 yetenek puanında 165 potansiyeli var. Önemli maçlardaki formuna bakalım. 14 ve sürekli 11 seviyelerinde. Profesyonellik özelliği biraz düşük seviyelerde. Kalmış aidiyet duygusu da yine aynı şekilde düşük gözükmekte. Ee, sıkıntılı özelliklerinden sportmenlik özelliğinin de kötü olması biraz sıkıntılı. Futbol manager tarzı oyunlarda oyuncunun biraz bazen kırmızı kart görerek oyundan atılabildiği durumlarda olabilir gibi duruyor arkadaşlar. Zaten buradan kariyerinin geçmişini görüntülüyoruz arkadaşlar. Futbol Manager'da e, Zaniolo 5 sezon boyunca neler yaptığını inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Zaniolo 5 sezonluk aslında 4,5 sezonluk bir anlaşma yaptı Galatasaray'la yarım sezonda geldiği için. Ama biz 5 sezon olarak inceleyeceğiz. Galatasaray kadrosuna neler katacak ve bu 5 sezonluk dönemde Galatasaray'da devam mı edecek yoksa kariyerine başka takımlarda mı aksine yönlendirecek bunu görüntüleyeceğiz. Ama Öncesinde ilk sezonun sonuna gidelim bakalım Zaniolo neler yapacak Galatasaray'da. Evet dostlar devam ediyoruz Galatasaray Okan Buruk'un görevine son vermiş olarak gözüküyor. Zaniolo neler yapmış kilit oyuncu olarak Zaniolo var ve Galatasaray'da Galatasaray sezonu 3. sırada tamamlamış. Okan Buruk'un görevine son verilmesi pek alışık olduğumuz bir şey değil oyunda. Genel olarak Okan Buruk hep devam ediyor. Zaniolo Galatasaray'daki ilk sezonunda 33 maçta 11 gol atmış ligde ve 2 asist yapmış. 7 0 ortalaması var. Sezon boyunca ise 38 maçta 13 gol 4 asistlik bir katkı vermiş kendisi gibi durmakta yetenek puanı olarak da herhangi bir gelişme var mı? Evet bir puan değil 6 puanlık bir gelişme sağlamış Zaniolo. Peki nerede oynatılmış ağırlıklı? Zaniolo'ya baktığımda 10 numara mevkisinde ve sağ açık mevkilerinde forma şansı bulmuş gibi durmakta arkadaşlar. Gerçekten aslına baktığınızda orta sahanın ortasında yani 10 numarada oynadığında çok daha verimli olmuş gibi gözüküyor kendisi. Tabi burada Dries Mertens gibi çok önemli bir oyuncu var Galatasaray'da ama Dries Mertens yaşı gereği e, bu kadar maç temposunu kaldırabilecek pozisyonda olduğunu düşünmüyorum ama yine de maşallah var tabi. Ama Dries Mertens yedeklemesi adına yani daha doğrusu Mertens'in onu yedeklemesi adına güzel bir hamle. Raşit San'ın da zaman zaman rotasyona girebileceği ve en önemlisi de arkasında Sasha Boy gibi çok önemli bir bek oyuncusu performansının zirve noktasında olan bir bek oyuncusunun olması Zaniolo'ya avantaj sağlayacaktır. Gerekli uyumu sağlayabildiği takdirde Zaniolo Galatasaray'da işler yapacaktır. 5 sezon sonra bakalım Zaniolo sözleşmesinin sonunda nerede Galatasaray'da devam mı ediyor yoksa başka bir takıma mı gitmiş? Evet devam ediyoruz. 5 sezonun sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle bir Zaniolo yazdığımızda nerede göreceğiz? Chelsea'ye gitmiş kendisi ve Zaniolo Galatasaray'da geçirdiği 2,5 sezonun ardından 24-25 sezonunun devre transfer döneminde Chelsea'ye transfer olmuş ve o günden bugüne son sezon hariç iyi performanslar sergilemiş 7 üstünde portalamaları var. Galatasaray'daki ikinci sezonunda 8 gol 8 asist toplamda 10 gol 9 asistle oynarken yarım sezonluk dönemde 17 maçta 4 gol 1 asist yapmış ve 7-0 9'da özellikle uluslararası kupalarda yapmış olduğu performansla Chelsea'nin radarına girmiş 11.25 milyon euro gibi bir düşük bir bedelle Chelsea'ye transfer olmuş. Chelsea'deki performanslarını da buradan görüntüleyebilirsiniz. Yetenek puanı olarak geldiğimizde 156'da kalmış gibi duruyor. Zani Olov arkadaşlar 30 ile 60 milyon 90 milyon euro arasında değişen bir güncel piyasa değeri var Tabi bazı notlarım da oldu oyuncuyla ilgili buradaki adı göremedim bir anda onun için kamera ters olmuş gibi geldi neyse notlarımızı almışız notlarımın arasında neler var ona bakalım oyuncunun en önemli özelliği top tekniği olarak yazmışım arkadaşlar top tekniği çok önemli bir özelliği onunla birlikte başarılı bir dripling oyuncusu oldu. alıp gidebilen bir oyuncu ve sağ kanatta daha doğrusu sol ayaklı ters kanat oyuncusu ters ayaklı kanat oyuncusu olması önemli bu dönemde. Prime zamanında değil demişim buraya. Prime zamanında değil daha Prime zamanına ulaşabilecek. Hatta şu anda ekranda gördüğünüz profili oyuncunun Prime zamanı olarak gözüküyor. Sağ kanat oyuncusu Robben'e benzetebilmişim bazı özelliklerini. Onunla birlikte tabii ki 10 numara mevkisinde de oynayabilir. Oyuncunun teknik özelliği, özel yeteneği ve pas özelliği bu noktada oynayabilmesi adına önemli. Önemli. Dar alanda çok iyi başarılı bir oyuncu ve uzaklardan şut atabilme özelliği de yine oyuncunun birden fazla varyasyonun olduğunu gösteriyor. Bazı durumlarda sağ kanatta ters ayaklı kanat oyuncusu yerine ofansif oyun kurucu olarak da değerlendirilebilirmiş. Burada beyin takımın beyni olabilir şeklinde bir nokta. Tabi Dries Mertens 10 numarada oynarsa bu Zaniolo da sağda oynarsa vizyon olarak takıma çok önemli şeyler katacaklardır. Zihinsel özellikleri artacaktır takımın. Boyu da çok uzun bir oyuncu. 1.90 boyunda bildiğiniz üzere ve uzun toplarda Galatasaray'ın önemli isimlerinden birisi olabilir. Duran topları kullanmadığı takdirde de Zaman zaman kafa golleri de atabilir. Onun dışında kapanan takımlara karşı kilit açar çilingir özelliği var. Duran topları iyi. Gol ve asist yapıyormuş duran toplardan. E, olumsuz özelliklerine baktığımızda topu çok fazla ezdiği söylenilmiş. Topu ezen bir oyuncu yani. Bazen e, o gününde olmadığında Galatasaray taraftan çıldırtabilir. Geri koşmayı pek sevmiyor demişim. E, onun dışında... Ama Sasha boyun da arkasında olması bir yandan ona avantaj onun açığını kapatabilir. Ve topu ayağına isteyen bir oyuncu mobilitesi zayıf diyor ama topsuz alan özelliği harika seviyelerde bilemiyorum. Yani burada futbol menajerinde doğru yansıtılmamış çalışkanlık özelliğinin e, düşük olmasını bekliyormuşum ama çalışkanlık özelliği iyiymiş. Zaman zaman da e, kas sakatlıkları yaşayabilirmiş Zaniolo. Onunla birlikte bakıyorum başka. Herhangi bir ara pasları iyi demişim. Onun dışında çok fazla böyle değinebileceğim bir nokta yok. Zaniola gerçekten muazzam bir transfer. Tabi bununla birlikte Dibola ve Di Maria transferleri de konuşuluyor. Galatasaray hangi birini nerede oynatacaksa bu yabancı sınırlamasında bilemiyorum ama eğer ki onlar da takıma dahil olursa Galatasaray çok başka bir noktaya gelecek. Düşünsenize ileride e, Icardi, e, Zaniolo, Dibola ve Di Maria dörtlüsü, e, yedek kalan oyuncular Mertens, Oliveira, işte Rashidsa gibi, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu gibi isimler olacak tabii Galatasaray'ın e, yapmış olduğu stoper hamlesi de e, ve kaleci hamlesi de yapacaklar muhtemelen Muslera sakatlığından sonra ama yapmaya da bilirler. Ne olacağını bilmiyorum. Okan Koçuk da kaleye geçebilir. Eğer Okan Koçuk kaleye geçerse 3 türkü bir şekilde tamamlıyorlar zaten. Okan, Abdülkerim ve Kaan Ayhan şeklinde zaten başka Türk oyuncuya da ihtiyaç yok. Hatay Spor'dan da sol bek aldılar bir tane. Adı tam aklıma gelmedi. Adı biraz zor. Telaffuzlarım çok iyi değildir biliyorsunuz. Durum o şekilde. Zaniolo sizce Galatasaray'da neler yapar? Başarılı olur mu? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu zor günlerde video çekmek de çok kolay olmuyor. Dediğim gibi destekleriniz önemli. Katıl butonundan üye olduğunuzda buradan gelen bütün gelirin hepsini deprem bölgesine bağışlayacağız ve kanalın AdSense gelirinin bir bölümünü Şubat ayında yine bölgeye bağışlayacağız arkadaşlar. Dekontu da paylaşacağım. Ayın 10-15'i gibi paylaşırım netleştiğinde rakamlar. Onun dışında yine beğenerek videoyu daha çok kişiye ulaştırabilirsiniz. Desteğimiz daha çok insana ulaşır. Destek vermek isteyen insanlara haberdar edebiliriz. Onun dışında çok fazla bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Klasik kapanışı yapmıyorum. Ona biraz daha vaktimiz var. Kendinize çok çok iyi bakın. Dikkat edin. Bay bay.